muhabirliği yapmaya 2013 yılında başladım. O zamanlar üniversite öğrencisiydim henüz. Kocaeli Üniversitesi'nde fotoğraf bölümünde okuyordum. Fotoğraf bölümünde okumamın nedeni de zaten foto muhabiri olmaktı. Birçok kuruma, birçok yabancı ajansın buradaki temsilcilerine e-mailler attım. İletişime geçmeye çalıştım çeşitli yollarla. Sağ olsunlar EPA'nın buradaki temsilcileri hem Tolga abi hem Sedat abi ikisi de bana dönüş yaptı. Onlarla görüştüm. 2013 yılında onlarla birlikte meslek hayatına başladım. Ama tabii başladığım zaman çok sakindi. Hiçbir şey yoktu. Bu artık şans mıdır, şanssızlık mıdır bilemiyorum. Gezi olayları patladı. Yani aslında gezi olaylarıyla birlikte foto muhabiri olanlardanım. 2013 yılından beri de EPA'da çalışmaya devam ediyorum. Arada başka kurumlarda çalıştım. EPA'da kadro alana kadar Habertürk'te bir süre çalıştım, 3 yıl kadar. Akabinde kadro alınca oradan istifa edip tekrar EPA'ya devam ettim. Yani totalde bir 7 yıldır falan foto muhabiri olarak EPA'da görev yapıyorum. Tabii Türkiye gündemi çok hızlı değişen bir ülke. Aslında çok 7 yıl çok uzun bir zaman değil bir meslek için. Fakat Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki tanık olduğunuz hikayeler böyle bir Avrupa ülkesinde yaşayan foto muhabirinin belki de 20 yılda edinebileceği tecrübe gibi aslına bakarsanız. Bu süreçte de en çok ne yazık ki Suriye Savaşı'nın etkilerine tanıklık olduk. Buradaki mültecilerin kötü hikayelerine tanıklık olduk. Benim için unutamayacağım hikayelerin başında da aslında yakın zamanda Edirne'de yaşanan mülteci krizinden hikayeler var. Çok acıklı hikayeleri tanıklık ettim orada. Yaklaşık 10 gün kadar oradaki yaşanan drama tanıklık ettik. Tabii görevimiz gereği sürekli sınır hattında devriye atıyorduk. Çünkü Meriç nehrinden karşıya geçmeye çalışıyorlardı. Meriç uzun bir nehir. Her yerinden yakalamak zor oluyor. Sürekli devriye atarak ancak denk gelebiliyordu. Bir gün yine sınır boyunda gezerken bir bağırışma duydum. Ama çok kalabalık yoktu. Yani böyle biraz ücra bir daha, gazetecilerin daha çok böyle odaklandığı yerlerin dışında bir yerde. Gidip hemen ne olduğunu anlamaya çalıştım tabii ki gazetecilik refleksiyle. Meriç Nehri'nin ortasında bir adada mahsur kalan yaklaşık 10 tane mültecinin olduğunu anladım hemen. Bir tanesi şans eseri yüzerek karşıya geçmiş ama oradaki 10 kişi yaklaşık 3 gün boyunca aç susuz adada mahsur kalmış. Tekrar geriye dönmeye çalışıyorlardı. Açıkçası fotoğraf çekmezden önce ne yapabilirim diye düşündüm. Çünkü yani gerçekten yardıma muhtaç insanlardı. Yani o an yardım etmek gerekiyordu. Akut ekiplerini hemen aradık. Bilgi verdik. Zaten bilgi verdikten yaklaşık bir saat sonra da gelip tahliye etmeye başladılar, kurtarmaya başladılar. Ama bu süreçte tabii ki 3 gün orada kalmanın verdiği açlık ve susuzluğun etkisiyle aralarından birkaç tanesi sağdan soldan bulduğu ipleri karşı kıyıya atıp nehri ipten geçmeye çalıştılar. Önce bir tanesi yüzerek geçti. Kıl payı boğulmaktan kurtuldu. Tabii çocuğa yardım ettik. Üzerine çıkardım ben üzerindekileri ona verdim. Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam hava çok soğuk. Akabinde ipi yerdiler bir şekilde. Peş peşe 3-4 tanesi ipten geçmeye başladı ama yani nehrin debisi de yüksek olduğu için
Gerçekten ölümden döndüler yani nehre kapılmamak için. Çünkü yüzmeyi de bilmiyorlar. Zaten 2-3 tanesi de geçtikten sonra neyse ki Akut ekipleri geldi. Özür dilerim, AFAD ekipleri. Hemen kalanları da kurtardılar. Çünkü orada kadın bebeği olan kadınlar vardı, çocuklar vardı. Gerçekten o an her şeyi bırakıp yani uzun bir süre sorguladım yani orada yaşanan şeyleri, başından beri yaşadıkları hikayeyi inanılmaz ağır şeyler aslında o insanlar için, bir umut için yani bir belki de elde edemeyecekleri bir umut uğruna yani hayatlarını tehlikeye atıp bir şeyler deniyorlar. Ve işin içinde çocukları var. Daha küçücük çocuklar. Böyle o anda her şeyi unutuyorsun. Her şeyi sorgulamaya başlıyorsun. Yani o insanlara onu yaşatanları, politikacıları her şeyi sorguluyorsun bir süreliğine. Sanırım bu zamana kadar tanık olduğum en acıklı, en etkileyici hikaye buydu benim için. Akabinde çok üzülmüştüm çünkü.